Evet herkese merhabalar. Yeni bir videoyla beraberiz. Geçen hafta gündemimize bomba gibi düşen akciğer kanserinde aşı uygulamasından bahsediyor olacağız bugün. Biliyorsunuz geçen hafta İngiltere'de ilk defa bir akciğer kanseri hastasına kanser aşısı uygulandı. Bugün kanser aşısı bulundu mu? Akciğer kanseri aşısı bulundu mu? Ya da daha önce bulunmuş muydu? Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Evet kanser aşısı deyince aklımıza tabii ki Küba geliyor. Hem hastalarımız soruyor hem de uzun yıllardır dünyada gündemde olan bir konu Küba'da üretilen kanser aşısı. Evet, bugün Küba'daki kanser aşısıyla başlamak istiyorum kısaca. Küba'da ne yapılmıştı? Buna bir göz atalım. Küba'da aslında gerçekten kanserle ilgili bir çalışma yapıldı ve e, bu halen günümüzde çeşitli dergilerde çalışma olarak kendini gösteriyor. Kanser aşısının e, Küba'da nasıl geliştirildiği, hangi mekanizmayla geliştirildiği ile ilgili şu resme bir göz atmanızı istiyorum. Evet, tümör hücrelerimizin çeperinde EGFR denen epidermal growth factor reseptörü vardır. bu epidermal growth factor reseptörü yani EGFR reseptörü EGF denilen epidermal growth factor ile uyarılmaktadır. Evet eğer tümör hücrelerimizin yüzeyindeki bu EGFR reseptörü uyarılırsa ne oluyor? Hücre içinde burada gördüğünüz gibi birçok mekanizma aktif hale geliyor ve hücre çoğalmaya, metastaz yapmaya başlıyor, yeni damarlar yapmaya başlıyor ve, ve hücrenin kendi kendine ölmesi yani programlı hücre ölümünün de e, inhibe olduğunu ve böylelikle tümörün e, ölümsüzlük kazandığını e, söyleyebiliriz. Yani bu EGFR aslında bütün tümörlerde e, baş belası olan bir reseptör e, olduğunu söyleyebilirim. Peki Kübalılar ne yaptı? Acaba ben EGFR reseptörünü bloke edebilir miyim, EGFR'yi e, bloke edebilir miyim? Bu epidermal e, growth faktöre yönelik bir aşı çalışması e, yaptı. Bunu öncelikle bir insanda eğer aşı yapar isek, kanser aşısı yaparsak insanın bağışıklık sisteminde bir uyarı oluşturabilir miyiz? Önce bunu test etmek istediler ve bir bakteriden elde edilen P64K proteinine bu Neisseria meningitis denilen bir bakteriden, insanda da meningit yapan bir bakteriden elde edilen bir e, proteini P64K proteinine insana enjekte ettiler ve gerçekten bu proteinin öncelikle insanda bir immünolojik yanıt oluşturup oluşturmadığını yani bağışıklık sistemine aktif hale getirip ...getirmediğini ölçtüler. Bu çalışmada P64K proteininin insan hücrelerine, insan bağışıklık hücrelerine tetiklediğini, insan bağışıklık hücrelerine aktif hale getirdiğini görünce bu P64K proteinini epidermal growth faktörle birleştirdiler. Yani bir konjugat oluşturdular madem P64K proteinine karşı bir reaksiyon gelişiyor, bir aşı yanıtı gelişiyor. Biz bunu epidermal growth faktörle ile birleştirirsek buna karşı da bir aşı yanıtı geliştirir diye P64K protein ile EGF'yi birleştirdiler ve bir aşı oluşturdular. Eee Cimavax, Simavax denilen bir aşı oluşturdular. Evet bu aşıyla ilgili hem 2008 yılında hem 2010 yılında birçok yayın yapıldı. Ve hatta 2017'de bu yayınlar, reviewlar çeşitli dergilerde devam etti. Bugüne kadar bu çalışmalar devam etti. Hatta bu aşının immunoterapi ile kombine kullanımıyla ilgili de ee, çalışmalar e, devam ediyor. Bu CSO'da e, 2023 yılındaki toplantıda e, bu konu yine toplantılarda sunuldu. Evet, tabii ki aşı ile ilgili böyle bir, kanser ile ilgili böyle bir gelişme olunca e, özellikle Amerika'dan Küba'ya çok fazla sayıda hasta e, gitti. Bu aşıya ulaşmak için biliyorsunuz Amerikan ambargosu var Küba'da ve Amerika'dan seyahat yasağı ve e, ilaçların e, Küba'ya ulaşması ya da Kübalıların ilaçlara ulaşması ile ilgili bir e, ambargo var. Bu ambargo yaklaşık 50 yıldır devam ediyor. Dolayısıyla Amerika'da kanser hastalarının birçoğu bu yasağı ve ambargoya rağmen Küba'ya akın ettiler. Bu da çeşitli e, medya kuruluşlarında B.B.C. gibi güvenilir birçok The Guardian gibi birçok medya kuruluşlarında yer aldı. Obama ile birlikte bu ambargonun bir miktar gevşemesi üzerine Küba aşısı Amerika'da da sadece bir merkezde, pilot merkezde ve özel istisnai durumlarda kullanılır hale geldi. Evet bu Küba'nın ürettiği aşısı, aşı aşıya söylediğim gibi epidermal growth faktör yani hücre yüzeyindeki bir Proteine karşı geliştirilmiş bir aşıydı. Bu aslında çok yeni bir teknik değil. Uzun yıllardır uygulanabilen, yani bir proteine karşı aşı oluşturulması şu anda yeni bulunan bir şey değil. Küba'nın da yeni keşfettiği bir şey değil. Herhangi bir proteine karşı zaten dünyanın birçok yerinde aşı geliştirilebiliyor. Zaten ne yapılmıştı? ...koronavirüs döneminde koronavirüsün dikensi proteinine yani koronavirüsün üzerindeki bu spike denilen dikensi çıkıntı proteinlerine karşı aşı geliştirilmişti. Yani bu çok da yeni bir konu değil aslında. Evet bugünkü konumuz ne ile ilgili? Tabii ki akciğer kanseri aşısıyla ilgili. Ee, Özlem Türeci ve Uğur Şahin Medar iftarımız varlıklarıyla gurur onur duyduğumuz iki bilim insanı Almanya'da liyakat madalyası alan koronavirüsle ilgili yaptığı aşılardan dolayı liyakat madalyası alan bu iki bilim adamı e, koronavirüs aşısından sonra artık akciğer kanserinde de hatta birçok kanserde de e, aşı geliştirdiklerini duyurdular ve ilk defa Geçen hafta İngiltere'de bir hastaya akciğer kanseri aşısı yapıldı. Aslında Uğur Şahin ve Özlem Türeci ve ekibi tabii ki uzun yıllardır kanser aşısı üzerine çalışıyorlar. özellikle mRNA platformu yani mRNA tabanlı aşılar üzerinde kanserle ilgili çalışmalarını devam ettiriyorlar. Aslında... Uzun yıllardır yapılan çalışmaları bulunuyor bu çiftin ve bu ekibin. Ancak araya pandemi girince ve koronavirüs konusu gündeme gelince bu bilgilerini koronavirüs aşısı için kullandılar ve zaten mRNA'larla yani mesajcı RNA'larla ilgili bilgi ve deneyim sahipleri oldukları için hızlı bir şekilde aşı geliştirebildiler koronavirüse karşı ve bunu bütün dünyada uygula, e, uygulanan ilk aşı olarak piyasaya e, sundular. Aslında bu iki e, bilim insanı e, mesajcı RNA'lar üzerinde zaten çalışmaktaydılar kanser aşısı üzerinde. Dolayısıyla onlar için koronavirüs aşısı geliştirmek çok da zor olmadı e, diyebiliriz. Peki Neye odaklanarak aşı geliştirdiler? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz doğada mutasyon dediğimiz bir durum gerçekleşmektedir. Bakın buradaki resimde gördüğünüz çiçekler, soldaki kırmızı çiçekler ve sağdaki sarı çiçekler kendi içlerinde baktığımız zaman aslında birbirleriyle Aynı türde, aynı familyada, aynı cinste olan çiçekler ancak arada mutasyon olduğu zaman buradaki kırmızı çiçekte gördüğünüz gibi garip şekilli farklı renklerde çiçekler oluşabiliyor. Ya da sağdaki resimde gördüğünüz gibi aynı familyadan, aynı cinsten olmalarına rağmen, aynı familyaya ait olmalarına rağmen genetik olarak bir mutasyon olduğunda daha farklı renkte bir çiçek oluşabiliyor. Ee, bu kanser hücreleri için de geçerli. Biz biliyoruz ki e, kanser aynı kanser bile olsa mesela bir hastamızda akciğer kanseri örnek veriyorum adenokanser, diğer hastamızda yine akciğer kanseri, adenokanser olsa da her iki hasta akciğer kanseri ve her ikisi de adenokanser olsa da bu kanserler tamamıyla birbirlerinden birbirlerinin aynısı değil. Çünkü mutasyon dediğimiz hücrelerin kendilerinde genetik yapılarındaki farklılaşmalar nedeniyle tümörlerde farklılaşıyorlar. Dolayısıyla bugün biliyoruz ki kanserlerin, aynı kanserin yalnızca kanser hücrelerinin %3'ü üçü e, orijinal kanserken %98'i, %97'si mutasyon geçirmiş kanser hücrelerinden oluşuyor. Yani e, burada mutasyonların e, çok büyük bir grup %97 gibi büyük bir grup oluşturduğunu, orijinal tümörlerin %3 gibi çok küçük bir grupta kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu resimde de gördüğümüz gibi aslında biz bir kanser hücresine, bir kanser kolonisine baktığımız zaman aslında bu koloni içerisinde mutasyon geçirmiş birçok hücre, birçok klon klon olduğunu yani o hücrelerin tamamıyla birbirinin aynısı olan hücrelerden, aynısı olan tümör hücrelerinden oluşmadığını, mutasyona uğramış hücrelerden oluştuğunu biliyoruz. Bu neden nedir ki bugün günümüzde artık kişiselleştirilmiş tedavi, kişiselleştirilmiş kanser tedavisi e, gibi bir konu gündeme gelmekte. Neden? Çünkü herkesin tümörü aynı değil. Tümör tipi aynı olsa bile hatta aynı kişide aynı dokunun içerisinde bile birçok mutasyonlu tümör hücresi bulunabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla hücrelerin mutasyona uğraması, kişilerde mutasyon olması, hücre düzeyinde mutasyon olması da bizim tedavimizi güçlendiriyor. Çünkü biz tek bir tümör tipi gibi tedavi ettiğimizde aslında hücrelerin büyük bir kısmını, yani bu mutasyona uğramış büyük bir grubu tedavi edemiyoruz. İşte bunu baz alarak İki tane çalışma başlattı. Biontech firması BNT116 akciğer kanseri aşısı geliştirerek iki farklı çalışma başlattılar. Bunlardan bir tanesi BNT116 kullanılan, akciğer kanseri aşısı kullanılan bu çalışmaların birinde... ...bu ilacın etkinliğini, güvenliğini kişiler tarafından tolere edilip edilemediğini ve... Küçük hücre dışı akciğer kanserinde etkili olup olmadığını e, araştıracak. İkinci çalışma ise e, yine bu e, BNT116 e, aşısının acaba küçük hücre dışı akciğer kanserinde e, immünoterapi ile birlikte kullanımının bir faydası olur mu bunu araştıracak. Yani ikinci çalışma immünoterapi ile e, aşının birlikte kullanımı bir fayda sağlayacak mı bunu araştırıyor. İlk çalışma ise e, direkt olarak e, BNT116 akciğer kanseri aşısını araştırıyor. Evet bu çalışmalar e, sonunda İngiltere'de e, ne oldu? İngiltere'de e, ilk hasta e, aşılandı. Bu hastanın kendisi de tabii ki bu e, sosyal medyada bayağı bir e, ...gündem olduğu, İngiltere'de ilk... E, ...hasta bu aşıyla aşılanarak... E, ...medyada genişçe yer buldu. E, bu hastanın kendisi de... ...gönüllü olan bu hastanın kendisi de bir bilim insanı... ...bildiğim kadarıyla kendisi de bir doktor... ...yapay zeka alanında çalışan bir... E, ...doktor kendisi gönüllü olarak bu aşıyı yaptırdı. Aşı 5 dakika aralarla 6 kez e, yapıldı çünkü bu şekilde tekrarlayan kısa aralıklarla tekrar e, doz e, yapılması vücuttaki bağışıklık hücrelerinin daha fazla aktive olmasını sağladığı için ardışık enjeksiyonlarla bu kişiye e, aşılama yapıldı. Şimdi öncelikle normal küba aşısında olduğu gibi ya da koronavirüs aşısında olduğu gibi normalde aşılarımız Nasıl çalışıyor? Aşıyı nasıl üretiyoruz? Buna bir bakacağım. Daha sonra da bu BNT116 BioNTech akciğer kanseri aşısının mekanizmasından bahsedeceğim. Evet, öncelikle normalde aşılar şu şekilde geliştiriliyor. Mesela diyelim ki dışarıdan gelen bir virüs ya da bir bakteri olsun. Bu yabancı hücrelerin dış çeperinde bulunan proteinler, bunlar genelde bir çıkıntı şeklinde gösteriliyor. Yani yüzey uzantıları diyelim, yüzeyden dışarı doğru uzanan proteinler hedeflenerek, buradaki proteinler hedeflenerek bir antikor üretiliyor. Yani bu proteinler buradan alınıyor. Laboratuvar ortamında ayrıştırılıyor Yüzeydeki bu hücrenin dışında çeperindeki bu e, çıkıntılar alınıyor ve bunlar laboratuvar ortamında üretilerek e, aşı haline getiriliyor. İşte bu e, çıkıntılar e, aşı haline getirildikten sonra insana enjekte edildiği zaman bir e, bizim bağışıklık hücreleri tarafından bir antikor oluşturuluyor ve bu antikorlar bu hücrelerin Art, bu antikorlar artık e, vücut tarafından oluşturulduktan sonra bu kanser hücrelerinin yüzeyindeki bu çıkıntılara yapışarak e, bu hücreler e, ölüm, öldürülmüş oluyor, bu hücreler e, inaktif hale getirilmiş oluyor. Aslında koronavirüste de böyle yapmıştık değil mi? Koronavirüsün dışında böyle spike denilen dikensiz çıkıntılar vardı veya bu dikensi çıkıntılara karşı bir e, antikor üreten aşı yapmıştık. Bu antikorları e, biz e, e, vücuda verdiğimiz zaman, e, vücuda ürettirdiğimiz zaman, bu antikorlar gidip buradaki e, spike antijeni bulunan hücreleri öldürmüştü benzer bir şekilde. Ancak e, BNT116 akciğer kanserinde kullanılan aşı bu şekilde çalışmıyor. Peki nasıl çalışıyor? Bunu kısaca özetleyelim. Öncelikle birinci aşamada hastanın kolundan bir kan örneği alınıyor. Yani normal bir kan alınıyor ve hastanın kanında bulunan tümör hücreleri önce ayrıştırılıyor ve bu tümör hücrelerinin DNA'ları inceleniyor. E, buradaki tümörlerin DNAlarının incelenmesinin sebebi e, işte burada e, diğer kanser açılarından farklı olarak mekanizmayı ortaya koyuyor e, DNA'larda bulunan mutasyonlar ne demiştik tümör hücrelerinde birçok mutasyon e, oluyor demiştik 97'si belki tümörlerin büyük bir kısmının değişik mutasyonlar geçiren grupta demiştik. İşte bu DNA'lar yani kandan alınan, bir tüpe alınan, kan örneğinden alınan tümör hücrelerinin DNA'ları incelenerek bu DNA'lardaki mutasyonlar önce analiz ediliyor. Bu hastalarda kaç tane mutasyon olduğu tek 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 analiz ediliyor. Örnek veriyorum kişide 5 tane 1 2 3 4 5 tane mutasyon olsun. Örnek veriyorum. Daha fazla sayıda da olabilir. Öncelikle bu kandan alındığımız hücrelerdeki bu mutasyonlar tespit ediliyor. Daha sonra bir akıllı bir yapay zeka yardımıyla acaba bu mutasyonların hangilerine yönelik bir aşı çalışmalıyız ya da hepsine yönelik bir aşı mı geliştirmeliyiz? Buna bakılıyor. Çünkü bazı mutasyonlar çok baskın olabiliyor. Bazı mutasyonlar bu DNA'lardan öğrendiğimiz bazı mutasyonlar çok zayıf oluyor. İşte bize yapay zeka hangi mutasyonlara mutasyonların tamamına ya da bir kısmına yönelik aşı geliştirmemiz gerektiğini bize söylüyor. Biz de işte bu tümör hücrelerinin DNA'slarının DNAlarında bulunan mutasyonlara yönelik bir aşı geliştiriyoruz. Bu aşıya mesajcı RNA'larla yani mRNA'larla oluşturuluyor bu aşı. Neden mRNA'larla oluşturuluyor? Bunun açıklaması şöyle anlatıldı. Birincisi mRNA'lar çok hızlı üretilebiliyor. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde birkaç gün içerisinde olduğu söyleniyor. Birkaç gün içerisinde hızlı bir şekilde mRNA üretilerek hızlı bir şekilde aşı yapılabiliyor. Dolayısıyla bu mRNA'ların aşı yapımında kullanılmasının sebebi bu. Ancak mRNA'ların, mRNA'ların yani mesajcı RNA'ların kullanılmasının bir dezavantajı da bu mRNA'ların çok stabil olmamaları, olmamaları, hızlı bir şekilde bozulabilmeleri. Ancak bunun önüne geçebilmek için işte laboratuvar ortamında bu mesajcı RNA'lar güçlendiriliyor ve daha dayanıklı hale getiriliyor. E, bu mutasyonlara göre yapılan e, hangi mutasyonlar varsa bu mutasyonlara spesifik, o kişinin mutasyonlarına yani o kişide görülen mutasyonlara spesifik, mRNA'lar ile aşı üretiliyor. Ve daha sonra bu mRNA'larla üretilen aşılar kişiye enjekte ediliyor. Tabii ki tek bir enjeksiyonda yeterli bir bağışıklık uyarımı olma, olmayabileceği için işte bu hastada olduğu gibi 5'er dakika 10'ar dakika arayla 5-6 kez üst üste üst üste aşılama yapılıyor ve dolayısıyla bağışıklık hücrelerimiz bu şekilde sürekli aşıyla uyarılıyor. Peki bu bağışıklık sistemimiz aşıyla uyarılıyor derken neyi kastediyoruz? Kastettiğimiz şey işte daha önceki aşılardan farklı bir şey. Daha önceki aşılarda ne yapıyorduk? Bir antikor oluşturuyordu vücudumuz aşı yaptığımızda. Bu antikorda gidiyordu, hücreyi parçalıyordu. Az önce videoda gördüğümüz gibi. Ancak buradaysa verdiğimiz aşı antikor oluşturmuyor. Vücudumuzda e, T hücreleri denen tümör hücrelerini ya da yabancı hücreleri öldüren T hücrelerini aktive ediyor. Yani biz vücudumuza bu B, e, BN, BNT116 aşısını, kanser aşısını yaptığımız zaman bu kanser aşısı bir antikor oluşturmuyor. E, bu kanser aşısı e, vücudumuzda T hücrelerini aktive ediyor. Bu T hücreleri ise e, aktive olduktan sonra ne yapıyor? Gidiyor artık tümör hücrelerini tanıdığı için gidiyor tümör hücreleri vücudun neresinde olursa olsun bu tümör hücrelerini buluyor ve burada videoda da gördüğümüz gibi tümör hücrelerini tamamen çevreleyerek bunları tamamen sarmal bir şekilde sarıyor ve bu hücreleri öldürüyor. Dolayısıyla burada T hücreleri üzerinden bunun yapıldığını işte natural killer gibi dendritik hücreler gibi bir takım hücreler kullanılarak hücresel aktiviteyle e, bağışıklık hücrelerimizde aktive ederek kendi bağışıklık hücrelerimiz kullanılarak bu hücrelerin tümör hücrelerini öldürmesi e, sağlanmış oluyor. Evet bu BNT 116 aşısı iki çalışmada şu anda akciğer kanserinde kullanılıyor demiştim burada e, okla gösterdiğim iki çalışmayı burada görebiliyoruz ancak Gördüğünüz gibi BNT-111, BNT-113, BNT-122 gibi başka kanserlerde kullanılan, işte faz bir faz 2 gibi başka kanser e, tiplerinde de yine aşıların e, şu anda çalışma e, altında olduğunu, e, başka aşıların e, yine geliştirilme aşamasında olduğunu ve diğer kanserlerde, ve kullanılmak üzere e, çalışmalar yapıldığını burada Biontech'in kendi sitesinde görüyoruz. Hatta bu listeyi e, uzatabiliriz. Biyontek Biontech sadece kanser için değil bir takım virüsler için de yine e, mRNA tabanlı mRNA platformunda e, aşı üretiyor. Hatta bugünlerde yine gündemimizde olan Mpox denen yani maymun e, çiçeğine karşı da yine bir aşı e, çalışması içerisinde olduklarını yine bu e, BioNTech sitesinde görüyoruz. Evet, bu akciğer kanseri için e, aşı çalışması Türkiye'nin de içinde bulunduğu 7 ülkede, Amerika dahil, İngiltere dahil 7 ülkede e, devam ediyor. Sanırım 33 ya da 34 merkez dünyanın çeşitli yerlerindeki 33 ya da 34 merkez bu çalışmaya katılacak. Toplamda 130 hastaya ulaşılması hedefleniyor. Türkiye'de ise 5 merkezin bu çalışmaya hasta bu çalışmaya hasta bularak destek vermesi planlanıyor. Yani Türkiye'den de bu çalışmaya hastalar seçilerek dahil edilebilir. Bu merkezler Ankara ve Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 5 e, merkezde e, başvuru yapılabilecek. Yani e, akciğer kanseri e, aşısı için Türkiye'de bu çalışmaya dahil edildi. Ve Türkiye'deki 5 merkez hasta alımına başladı ya da alımına başlayacak e, diyebiliriz. E, Biontech'in e, iki çalışması var demiştim. Biontech'in akciğer kanserinde immünoterapi ile birlikte kullanımıyla ilgili olan çalışması daha geniş bir çalışma. Türkiye'de 11 merkezin hasta alacağı yani bu çalışmaya Türkiye'de 11 merkezden katılım olabileceğini biliyoruz. Ancak şu an Türkiye'de herhangi bir hasta çalışmaya dahil edilmiş değil. Türkiye'de hastalımları bildiğim kadarıyla başlamadı. Bu çalışmaların sonuçlarıyla ilgili başarılı sonuçlar ya da sonuçlar ne olursa olsun e, takip ediyor ve sizlerle paylaşıyor olacağız. Bence e, kanser için önemli bir e, devrim sayılabilecek, önemli bir atılım e, sayılabilecek bir aşamaya geldiğimizi gösteriyor. Bütün bunlar e, İngiltere'de ilk hastanın e, aşılanmış olması oldukça sevindirici bilimsel olarak akciğer e, kanserinde bir takım ilerlemelerin olduğunu e, tıbbi anlamda bir takım ilerlemelerin olduğunu biliyoruz. Ancak BNT-Biontech aşısı sadece akciğer kanseri için değil, e, melanoma hastaları da dahil olmak üzere yumurtalık kanseri gibi birçok e, kanserde çalışmalarına devam ettiriyor. Biz de sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın, esen kalın.